Sosyal medyaya gelince, bakın sosyal medya nerede yasaklandı? Çin'de, Kuzey Kore'de, İran'da. Biz nereye gidiyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra ben sormak istiyorum. Çin, Kuzey Kore ve İran bunları yasakladı. Biz oraya mı gidiyoruz? Hani biz gözümüzü batıya çevirmiştik. Avrupa Birliği üyesi olmak için, Avrupa Birliği kriterlerine uygun kanunlar çıkartmak için bu meclis aylarca çalıştı. Geldiğimiz nokta sosyal medyayı yasaklamak mı? Hayır. Bakın arkadaşlar, eğer gitme vaktiniz geldiyse ne yaparsanız yapın, mutlaka ve mutlaka iktidardan gidersiniz. Bu geçmiş iktidarlarda da böyle oldu. Yasaklamakla bu gidişi hızlandırırsınız, yavaşlatmazsınız. Yasaklar gidişleri yavaşlatmıyor. Geçmişte de gördük. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğu günlerdeki gibi, sahip olduğu hoşgörüye sahip olduğu andan itibaren ülkede her türlü konuda normalleşmenin başlayacağını garanti ediyorum. Bu konuda Türkiye rahatlayacaktır, nefes alacaktır. Ülke bu baskıdan kurtulacaktır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun yerine sosyal medyayı yasaklamak, televizyon kanallarını kapatmak, kendisinden olmayan kurumların yapılarını değiştirecek kanunlar çıkartmak, hükmedemediği kurumlara çeşitli vasıtalarla çökülmesine müsaade etmek, bunların her birisi demokrasiyle yönetilen ülkelerde örneği görülmemiş uygulamalar. O yüzden biz diyoruz ki hızla totaliter rejime gidiyoruz. Eğer böyle bir talebi varsa Türk milleti buna evet demeyecektir. Bunu da buradan uyarıyorum. Efendim, baro düzenlemesi de yarın itibariyle komisyona geliyor. Tavrınız ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi direneceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı oldu milletvekillerine. Herkes orada görev alsın diye. AK Parti ile yapılan görüşmelerde de sanırım güvenlik soruşturması Ekim ayına bırakılacak gibi ama baro noktasında bir değişiklik yok görünüyor. Evet. Şimdi barolar yargı erkin kurucu unsurlarından bir tanesi. Yani anayasanın ışığında 1136 sayılı avukatlık kanununda barolar başlıklı 76. maddesinin 1. fıkrasında da kamu kurumunun niteliğinde meslek kuruluşları bunlar. Eğer kamu kurumu niteliğinde olan bu kuruluşları çoklu sisteme çevirirseniz o zaman yarın öbür gün bu YÖK'ü beğenmeyen, YÖK'ten hoşlanmayan bir takım akademik ünvanı sahip hocalar biz kendi YÖK'ümüzü kendimiz kuracağız derlerse ne olacak? Bu ülkenin, bakın çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bu yasa ülkenin üniter yapısına da aykırı bir yasadır. Bu kamu kurumudur ya. Beğenmediğiniz kamu kurumunun yerine ikame edebileceğiniz başka bir kamu kurumu kuramazsınız. Türkiye'nin üniter yapısına vurulmuş en büyük darbelerden birisi olur. Bunun benzerini Türkiye yaşadı. Hatırlayın. Böyle oynanan kanunlarla Türkiye'nin başına sarılan beladan bahsedeceğim. 2009 yılında bir gece yarısı getirilen bir kanunla askerlerin aynı zamanda askerlerin sivil mahkemelerde de yargılanacağına dair bir kanun çıkmıştı. O kanunda 26 Haziran 2009 doğru hatırlıyorum zannediyorum. 4 gün sonra 30 Haziran'da hemen Dursun Çiçek tutuklandı. 2010 yılıydı. 2012 yılında Genelkurmay Başkanı terör örgütü yönetmekten, silahlı terör örgütü yönetmekten Türkiye'de tutuklandı. O kanunu çıkaranlar aslında tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmek için yaptıkları kanundu. O zamanki iktidar bunu çok hoş karşıladı. Hatta kendisini lehine gördü. O verilen ödünle beraber daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri eline geçirmeye çalışan o terör örgütü bu meclisin tepesine bombalar yağdırdı. Bakın burada bir tuzak var. Türkiye'nin üniter yapısına yönelik bir tehlikeden söz ediyorum. Bu FETÖ döneminde çıkarılan yasalardan hiçbir farkı yok. Çoklu baro sistemi yarın öbür gün başka şeyleri de beraberinde getirecektir. Herkes beğenmediği kurumun farklısını, paralel devlet diyorduk hatırlıyor musunuz o zaman? 2012'lerde, 2013'lerde paralel kurumlar oluşmaya başlayacaktır. Bunun da Türkiye'ye bedeli çok ağır olur. Sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Bu kanunun meclisten geçmemesi için
bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, barolarla bu konuda da görüşmelere devam ediyoruz. Bu kanunun meclisten geçmemesi için de çalışmaya devam edeceğiz. Meclis başkan adayımızın dilekçesini yarın vereceğiz. Verdiğimizde siz de görürsünüz. Meclis çok yoğun bir dönem yaşıyor. Bu getirilmesi muhtemel kanunlarla beraber sanki arkadaşlar hep beraber yazın sonunu burada bitireceğiz gibi görünüyor. Bir taraftan koronadan çok şikayet ediyoruz. Meclise her tarafta sirayet etmiş bir virüs var. Milletvekillerinde var, çalışanlarda var, basında var, danışmanlarda var. Ama saraydan gelen buyruklar da var. Ölüm mü buyruk mu? Meclis buyruğu tercih etti. Çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bakın, şimdi orada henüz yargılama şey bitmemiş, süreci bitmemiş. Yargıtay'da devam ediyor. Yargıtay'da çıkan sonucu ne olacağını bilmiyoruz. O sonuç bilinmeden de önceden çok konuşmak istemiyorum. Yargıtay'ın vereceği karara bağlı olarak da söylemek lazım. Doğru olan odur. Temenni herkes temenni edebilir. Yani ceza almış birisinin daha çok ceza almasını isteyenler de olacaktır. Hiç ceza almamasını isteyenler de olacaktır. Yargıtay kararını görmek lazım bunu doğru değerlendirmek için. Ben bir temenni olarak görüyorum. Onun da bu dönem meclis kapanmadan geleceğini söylediler. Orada da güvenlik soruşturması artık hak eden fişleme. Daha başka bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bakın ben yetişkin evlatları olan bir insanım. Evli evladım da var, bekar evladım da var. Evlatlarımın hiçbirisi bana evlenirken baba ben kiminle evleneyim diye sormuyor. Hiçbirinize sormadınız annenize babanız. Yani insanlar hayatını birlikte idame ettireceği kişileri kendileri seçiyorlar. Onunla alakalı olarak dur bakalım ben bunun fişine bir bakayım ne olacak, niye? Yarın öbür gün bana da sirayet eder, onun evleneceği kişinin kimliği, geçmişteki varsa bir sabıkası veyahut da herhangi bir ideolojik bağlantısı bana da sirayet edecek noktaya getiriyorlar. Veya benim başka evladımdan olan torunuma kadar gelebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu sistem, bir daha söylüyorum, totaliter rejimin merdivenlerin hızla çıkıldığının resmi olarak görüyorum ben. Buna başından itibaren söylemiştik. Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Fişleme yöntemini Türkiye'ye getirmek, Türkiye'yi güvenli ülke haline getirmez. Türkiye'yi güvenli ülke haline getirmenin bir tek yolu var. Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmak. Onun dışında ne kadar baskı o kadar güvensiz bir ülke. Ne kadar polis o kadar güvensiz bir ülke. Ne kadar jandarma o kadar güvensiz bir ülke. Onlar da yetmedi, bir de bekçi. Hayır diyor. Bunlar ülkeyi güvenli hale getirmez. Güvenli kılacak bir tek şey var. İnsanların özgürlüklerine, başkasının özgürlüklerine zarar getirmeyecek sınırı da tutup karışmayacaksınız. Ülke o zaman güvenli ülke haline gelir. Şimdi parayı değerlendireceğiz dedikleri para eksilmiş. Yani şehit yakınları ve gaziler kendileri için toplanan paranın artacağını beklerken bir bakmışlar ki para eksilmiş. Dün genel kurulda da söyledim. Arkadaşlar fonlar veya toplanan yardım paraları bunların artık kontrol edilemez paralar olduğu için göz diktikleri paralar haline gelirler. Kıdem tazminatı meselesi de öyle. Kıdem tazminatına çökme talebi de böyle. Şehit ailelerinin ve gazilerin paralarını değerlendireceğiz diyenler bu paraları yemişler. Şehitlere yapılan en büyük saygısızlık bu. Hep şehit edebiyatı yapıyorlar ya. Ya şehit paralarını yiyorsunuz. Gazilerin paralarını yiyorsunuz. Utanmadan bir de meclise çıkıp şehit edebiyatı yapıyorsunuz. Yazıklar olsun.
Ya şehit paralarını yiyorsunuz. Gazilerin paralarını yiyorsunuz. Utanmadan bir de mecliste çıkıp şehit edebiyatı yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Başka cevabım yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.